bugünkü Müslümanlar. Kur'an bar bar bağırıyor. Allahu Teala defaatle söylemesine rağmen bugünkü Müslümanlar, aha bir ay kaldı, yılbaşına hazırlık yapıyorlar. Yılbaşı kutlayacak Müslümanlar. Ve bunu da o kadar rahat bir şekilde söylüyor. Ne var bunda hocam diyor ya. Yeni bir yıla giriyoruz. Ya bu kadar şuursuz bir Müslüman olabilir mi ya? Kur'an sana şuuru enjekte ediyor. Kur'an sana şuuru anlatıyor. İslam şuurunu anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerle sabit, çok rahat bir şekilde diyor ki Yahudilere ve Hristiyanlara benzememenin dışında bir format Müslümanlık. Onlar saçını uzatıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kısaltıyor. Onların kısalttığı bir bölgeye, Medine'ye gidiyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzatıyor. Yani onlara muhalif olmak, onlara benzememek ve diyor ki kim kime benzerse o da ondandır. Ya, çok açık bir mesaj. Bunun tevil götürmez bu iş. Tefsire ihtiyacı hiç yok. Hocaya, alime ihtiyacı hiç mi hiç yok? Bir Müslüman okuduğu zaman anlayacak bunu. Nedir bunu? Ne demek istediğini Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz'in. Bunun misali benzerleri zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Bir başka ayette de yine diyor ki, onlar sizi kendi dinlerine çevirmedikçe dost kabul etmezler. Çeviriyorlar şu anda. Çeviriyorlar ama gene dost kabul etmeyecekler, biliyor musun? Yani biz hem Müslümanız ama Hristiyanlar, Yahudiler gibi yaşamaya başladık. Yaşıyoruz yavaş yavaş. Ama bizi yine dost kabul etmeyecek onlar. Almayacaklar bizi gene aralarına. Onlardan daha iyi yılbaşı kutluyoruz şu anda. Alıyorlar mı bizi aralarına? Bizi kendilerinden sayıyorlar mı? Kendi adamlarını, kendi vatandaşlarını X-ray cihazının yan tarafından geçirirken bizi 10 tanesinden geçiriyorlar. Potansiyel patlayıcı maddedir bu adam diyor. Güvenmiyor sana. Halbuki ben yılbaşıyı kutluyorum. Bütün İslam ülkelerinin çoğu kutluyor. Çok âlâ. Senin takvimini kullanıyorum. Senin yılbaşını en istediğin şekilde kutluyorum. Hatta senden daha şaşalı kutluyorum. Senin dizilerini televizyonda oynatıyorum. Senin bilgilerini, senin adetlerini, senin yöntemlerini hayatıma, sistem haline getiriyorum. Uygulatıyorum vatandaşlarıma. Kanunlarımı senin nizamlarından, intizamlarından aldım. Bunları vatandaşlarıma öngörüyorum. Bunları sistemli olarak vatandaşlarıma yaşatıyorum. İnsanlar olarak bunları yaşıyoruz. Hadi gel kardeş olalım, dost olalım. Hayır. Onların dinine tamamen tabi olmadan, ben artık Hristiyanım, Müslüman değilim demeden seni dost kabul etmezler. Tespiti koyan bizi yaratandır. Ve biz kalkmışız onların adetlerini, örflerini, annelerini bir Müslüman olarak yaşamaktan. Yani ben utanıyorum, sıkılıyorum. Benim çocuğum okula gidiyor. Okuldan geliyor, Noel Baba figürleri var elinde. Ya bunu yapan Müslüman ya, bunu yapan Müslüman bir öğretmen. Çocuğuma Noel Baba figürü veriyorsun. Okulda bu işi enjekte ettin veyahut da bu tertibi yaptın, düzenledin. Okulda kapat bitsin. Noel Baba'yı çocuğun eline verip de eve niye gönderiyorsun? Yarın sabahleyin tekrar getirin. Eve de mesaj gönderiyorlar aklınca. Tabi bunlar bireysel belki mücadeleler ama bu adamlar bu şekilde mücadele ederken Müslüman ne yapıyor? Aman oğlum güzel saklı onu, iyi not alacağın ondan. Bozulmasın sakalı Noel Baba'nın. Yarın öyle düzgün götür onu okula. Sakalı kırışmasın, pantolu kırışmasın, düzgün götür, iyi not alacaksın. Babası çocuğuna böyle tembih ediyor. Hatta velisi çocuğu okula götürürken Noel Baba'yı kendisi tutuyor, çocuk kırmasın, bozmasın diye. Müslüman bir coğrafyadan bahsediyorum ya. %100'ü Müslüman olan bir okuldan bahsediyorum. %100'ü Müslüman çocuğu olan bir okuldan bahsediyorum. Bunlar yaşadığımız şeyler, bunlar başımıza gelen şeyler. Benim çocuğum ya, kalktı geldi. Noel Baba şeyi getirmiş, elmadan yapılmış. Sağına soluna sokmuşlar bir şeyler, odunları filan. Elmadan yapılmış bir Noel Baba figürü. Baba bunu yarın okuldan isteyecekler bizden. Öğretmene götüreceğiz. Bozulmasın, kırılmasın. Koydu evin baş köşesine. Zaten televizyonlardan anlattığın kadar Noel Baba'yı anlatmışsın çocuğa. Bütün oyuncağını şusunu busunu ondan bekliyor. Noel, kendi babasından çok Noel Baba'yı sever hale getirdin çocuğu. Bir de okulda figürüyle de karşılaştı. Onun için tam bir ümit kapısı. Aman diyor çocuk, titriyor üzerine. Aldım. Kafasına bir ceviz yerleştirdim. Cevizi çıkardım. Kolunu bacağını çıkarttım. Elma. Kırmızı elmadan yapmışlar. Elmayı yıkadım, ısırdım, yedim. Dedim ki oğlum, gidiyorsun öğretmenine diyorsun ki benim babam Noel Baba yemeği çok seviyor. Başka Noel Babalarımız varsa getirsin, babam bunları da yiyecek. Çocuğu okula ikna edene kadar yani annemden emdiğim süt burnumdan geldi diyebilirim. Müslüman çocuğunu ne diyeceğim, öğretmene ne cevap vereceğim korkusu sarıyor. Müslüman okulundayız, Müslüman coğrafyasındayız, Hristiyan geleneğine göre hareket ediyoruz. Müslüman çocukları değil mi? Televizyonlara çıktı, haberlere çıktı. Kiliseye gidip şarap ekmek kuyruğuna giren. Müslüman çocukları değil mi bunlar? Bizim toplumumuz değil mi bunlar?
Türklerdendi değil mi yani? Bizim toplumumuzdan, bizim cibilliyetimizden insanlardı bunlar. Osmanlı'nın torunlarıydı bunlar. Ve çıkıp da oradan huzur bulduk diyenlerini de duyduk. Eminim o adamlar bir defa camiye uğramamış insanlar. Huzuru nerede arayacaklarını bilmedik, bilmeyen insanlar. Bilinçli ya da bilinçsiz. Maalesef Hristiyanlığın, Yahudiliğin kültürü, ahlakı, bizim Müslümanların kültürü ve ahlakı olmaya çalıştırılıyor. Ve biz de maalesef vurdum duymaz bir hayatımız olduğundan, Kur'an'dan uzak bir hayatımız olduğundan, Allah'ın mesajına iyice ihtimam ve özen göstermediğimizden dolayı bu zokayı yutuyoruz. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi çok rahat bir şekilde yaşıyoruz. Hayat prensibi haline getirmişiz biz bunu. Mesela Ocak 1 Müslüman iş yerine gittiği zaman hayırlı seneler efendim. Formatı değiştirmişiz ama iyi seneler değil, hayırlı seneler. Müslüman hayır temenni eder ya, hayırlı seneler efendim. Neymiş, hayır diledim ya. Kötü bir şey mi yaptım? Hayırlı seneler. Bir Muharrem geçti ha Müslüman. Haberin var mıydı? Neyin takvimi, kimin takvimini kullanıyorsun? Nereden çıktı bu? Sana bu takvim niye dayatıldı? Bundan irdeledin mi? Hiç baktın mı? Efendim yeni bir seneye girdik. Ne var bunda canım adam diyor. Çok rahat bir şekilde. Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin inşallah. Rabbim mesajını çok iyi anlayanlardan, kavrayanlardan, dünyada istediği şekilde mesajını uygulayan, uygulatan insanlardan bizleri eylesin inşallah.